Selamlar değerli dostlar. Afiyet Türkiye olsun. turumuz devam ediyor. Şu anda Anadolu'da, Muğla'da, Yeşilyurt'ta. Yeşilyurt. Amcam, teyzem kendilerini tanıtsınlar şöyle bir. Evet. Ben de Yaver Karabaldı. Ben Hatice Karabaldı, Yeşilyurt'ta oturmaktayım. Maşallah. Köy meyvelerinden üretim yerindeyim. Tarhana, bulgur, dönüşte, biber, salça hepsini yapıyorum. Kendim yetiştiriyorum. Maşallah. Şimdi Anadolu olmazsa kültür olmaz. Evet. Biz bu kültürü doğru şekilde birbirimize yansıtabilirsek şu kucaklaşmayı, şu biberle mi çekmelisin? Evet. Kendim maşallah, toz biberimi maşallah kendim yapıyorum. Üretim psikolojisini topraklarımız doğru şekilde tanımazsak, topraklarımızı doğru şekilde işlemezsek gıtlık senaryosu yazıyorlar. Bu gıtlık senaryosunu görmüş olduğumuz bu Anadolu topraklarını doğru şekilde ıslah edersek Allah'ın izniyle bolluk senaryosuna çevireceğiz. Bizim İnşallah hedefimiz bu. Şu anda da görüyorsunuz Anadolu sofrasında gıtlık yok arkadaşlar. Bakın. Hiç yok. Bakın. Her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz. Meyve çeşitlerine bakın. Ama bu tabi sadece burada bireysel olarak insanların kendi gıdasını kazanabileceği kadar. Biz bunu istemiyoruz. Biz ne istiyoruz? Bu köyde endüstriyel tarıma geçilmesi lazım. Yani boş toprak kalmaması lazım. Toprakların tümü ıslah edilmesi lazım. Değerlenmesi lazım. Evet. Bu topraklarda insanlarımız kooperatifleştirilip bu kooperatifler aracılığıyla da pazar altyapısı kurularak büyük şehirlerle bu köyler aracılığında güzel bir entegre sistem kurulması lazım. Yani şu görmüş olduğumuz lezzetli inciri Ankara'daki vatandaşa da rahat bir şekilde ulaşıyor olabilmesi lazım. Görüyorsunuz. Yani şu anda biz buraya geldik, bu incire anca ulaşabildik. Ankara'da ulaşamıyoruz. Şu görmüş olduğumuz lezzetleri aynı şekilde şu domatesi, işte şu balı, şu peyniri, zeytini aynı şekilde büyük şehirlerde de organik şekilde insanlarımıza ulaştırabilmemiz lazım. Onun için biz bu turda bu sinerjiyi oluşturup şehirli ile köylüyü entegre edip üretim altyapısını, topraklarımızı ıslah edip gıtlık senaryosunu bolluk senaryosuna çevirme mücadelesine başladık. Siz değerli dostlarımızla da bu şeyleri paylaşarak bu projeye katkı vermenizi temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ailemize de bizi ağırladıkları için hasreten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Bize afiyet olsun. Size de nasip olsun inşallah bir gün. Allah'a emanet.